Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle tam bir şifa deposu olan kırmızı lahanadan harika bir turşu yapacağız. Biliyorsunuz lokantalarda fazlaca tükettiğimiz, bayılarak yediğimiz, hatta bazen dışarıdan aldığımız kırmızı lahana turşumuzu bir de benimle evde deneyimlemeye ne dersiniz? Hadi bakalım o zaman yapım aşamasını hep beraber geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu vitamin deposu harika tarifimize hep beraber geçebiliriz inşallah. Bunun için orta büyüklükte bir lahanamız var. Sevgili dostlar, şöyle göstereyim hemen. Şu kadar büyüklükte bir lahana bizim işimizi görecektir. Bunu güzelce dış katmanından ayırdım, yıkadım ve sunuma hazır hale getirdim. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz olacak. Bir su bardağı sirkemiz var. Bir su bardağı suyumuz var. Ve bir tatlı kaşığı kadar da limon tuzuna ihtiyacımız olacak. Bunun dışında herhangi bir malzemeye ihtiyacımız yok. Ama enfes, lokanta usulü muhteşem bir kırmızı lahana turşusu elde etmiş olacağız inşallah. Hadi bakalım o zaman yapma işlemini hep beraber geçelim inşallah. Sevgili dostlar, kırmızı lahanamızı şu şekilde ince ince doğruyoruz. Lahanalarımızı ince ince doğradık gördüğünüz gibi. Bu incelik bizim için yeterli olacaktır. Şimdi bunu bir tatlı kaşığı tuzla, şu içerisinden sert olan kısımları çıkarabiliriz arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tuzla iyice özdeşene kadar yoğuracağız. Yoğurma işlemi bittikten sonra arkadaşlar bir 10 dakika kadar bekleteceğiz. Ardından diğer işlemlerimizi sırasıyla yapmış olacağız inşallah. Şu bir tatlı kaşığı kadar tuzum var demiştim. Evet sevgili dostlar, görüyorsunuz yoğurma işlemim bitti. Biraz böyle sulandı ve bence birazcık daha sulanması gerekiyor. İyice tuzuna yedirdik, gayet güzel oldu, böyle yumuşacık bir hal aldı. Şimdi dostlarım bunu bir 10 dakika kadar bekleteceğiz. Ardından sirkeli ve sulu işlemimize devam edeceğiz inşallah. Evet sevgili dostlar, kırmızı lahana turşumuz için ince ince kıydık. 10 dakika tuzlu olduktan sonra beklettik. Ardından bir su bardağı sirkemiz var. Bir karıştırma kabına alıyoruz. Bir su bardağı kadar da suyumuz var. Yine karıştırma kabımızı aldık. Sevgili dostlar, yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar da limon tuzumuz var. Bunu da karışımımızın içerisine koyduk. Bu karışımı biraz limon tuzunun karışım içerisinde erimesini sağlayacağız. Ardından kavanozlarımıza kırmızı lahanalarımızı alıp karışımdan üstüne dökeceğiz inşallah arkadaşlar. Ve böylece hem sofralarımız renklenecek hem harika bir turşu eşliğinde çok güzel ana öğünlerimizi yemiş olacağız inşallah. Artık dışarıdan da yemeğe son vermiş olacağız. Karışımımızı şöyle karıştırdım dostlar. Şu şekilde. Şimdi kavanozlarımızı alalım. Şimdi
karışımımızı şöyle bir kenara koyuyorum. Kavanozumuzu alıyorum. Kırmızı lahanalarımızı, kavanozlarımızı paylaştırıyoruz arkadaşlar. Çok güzel olmuş bunlar, yumuşacık olmuşlar. Paylaştırıyoruz. Aynı turşu kurar gibi. Karışımımızı getirdim. Şöyle basmış olduğumuz turşularımızın üzerine karışımımızdan bir miktar koyuyoruz. Ağızlarını sıkıca kapatıyoruz. Sevgili dostlar, yaklaşık şöyle göstereyim. 3-4 gün buzdolabında bekletiyoruz. Ardından yemeğe hazır olacaklar inşallah. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz kırmızı lahana turşumuz bir küçük bir büyük turşu şeklinde çıktı. Çok da güzel oldu. Yaklaşık 4-5 gün dolapta beklettiğimiz takdirde sofralarımızı renklendirecek ve süsleyecektir inşallah. Kanalıma geldiniz, beni ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki tariflerimle hep beraber olmak üzere. Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.